Hadi bakalım. Hazır mısınız? Birkaç tane mum diksem iyi olur, yoksa çok karanlıklaşacakmış gibi hissediyorum. Zaten bu mumları ahirete götürmeyeceğim için sıkıntı yok. Alamıyorum lan. Kuşanamıyorum. Ceyf'in anahtarını kullanacağım. Hadi be. Anne! Pasta. Bu kek çok lezzetli duruyor. Böylece biraz gücümü geri kazanabilirim. Şimdi değil. Ana! Hadi. Uyan ana! Oğlum? Ana neden? Niçin? Ne yapıyorsun burada? Sakin tatlım. Ben iyiyim. Ayrıldığın vakit çok üzüldüm. Hasta oldum. Ama şimdi geri döndün. Çok yakında daha iyi olacağım. Ama kaleye nasıl geldin ve neden evimiz burada? Kale? Ne diyorsun oğlum? Kont Lukanor'un kalesi. Yolculuğun sırasında kont ile mi karşılaştın? Vay canına. Çok önemli bir haline geldin oğlum. Rengi solmuş lan kadının. Hayır olmadım ana. Hey bak, senin için ne yaptım? Bir doğum günü pastası. Teşekkürler anne. Sinirlenip ayrıldığın vakit bir karar alarak bazı şeyleri sattım. Bal, un ve yumurta aldım. Yani eve döndüğün vakit harika bir sürprizle karşılaşacaktın. Bu gerekli değil anne. Ahmaklık edip ayrıldım. Sinirliydim ama ben bir hiçtim. Vay. Dersini aldı. Aferin lan kerata. Ama burada duramayız. Benimle gelmen gerek. Zayıf hissediyorum tatlım. Biraz bekleyelim. Neden pastanın tadına bakmıyorsun? Ama bakarsam yani ağzıma tükürürler. Anne buradan ayrılmamız gerek. Hayda. İlla baktıracak. Burada ne pişiyor? Yok. Baktıracak illaki değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Biraz pastam var. Ne kadar istersen tatlım. Bu senin için. Falan olacağız değil mi? Kurçuk! Ne oluyor bana? Zayıf hissediyorum. Bırak da annen seninle ilgilensin. Anne ne oldu sana? Kanıyorsun. Bu mu, endişelenme? Bu hiç benim kanım olmadı. Sen cidden zayıfsın. Neden daha fazla pasta almıyorsun? Manyak mıyım lan ben? Tatlı istemiştin değil mi? Peki öyleyse al bakalım. Solucanı kekle birlikte kullanın. Tatlılar! Hey sakin, boğulmak istemezsin değil mi? Upsi, sorun ne bu ay solucan? Nereye gitti la? Çirkin solucan bir kelebeğe büründü. Dokunmayacak mısın? Demek istediğim, çok zarar vereceksin. Gitmesine izin ver tatlım. Seni bir daha bırakmayacağımı fark ettin değil mi? Gidiyorum lan şerefsiz. Gel lan buraya. Götür beni buradan. Anne? Yani benim hazinemi çalmaya geldin değil mi? Bu şekilde ayrılmana izin vermeyeceğim. Ne oluyor oğlum? What the fuck? Lucrezia mı? Durum cidden ama cidden kötü görünüyor. Kelebeği yakalamalı ve bitki yetirme olmalıyım. Hadi sokayım Lucrezia ama senin yapacağın işi. Lan dur birader. Ya bir yürüyüp gider misin ya? Şerefsiz kelebek gel buraya. Ama yakalamıştım. Heh. Kelebek bir anlığına cevheri dönüştü ve ben de yakaladım. Ups, en iyisi buradan hemen ayrılmak. Çekil çekil, yolumu açın. Ah sonunda ayrılıyorum. Omzum ağrıdı seni var ya şerefsiz, gel buraya. Ah, bacaklarım titriyor. Gel lan buraya. Hoş geldiniz efendim. Hayır yine mi sen? Efendim lütfen samimi özrümü kabul edin. Sınavın son kısmı hakkında hiçbir açıklama yapmadığım için gerçekten çok üzgünüm.
Beni yalnız bırak, söylediğin bir tek kelimeye inanmıyorum. Sadece buradan çıkmak istiyorum. Zengin olmak, kont olmak ya da herhangi bir şey olmak istemiyorum. Asla yalan söylemek istemedim. Sessiz kalın yoksa size karşı kaba olacağım efendim. Ben sadece kontun emirlerini uyguluyorum. Lütfen özrümü kabul edin. Gürültü patırtı olmaksızın beni takip etmenizi istiyorum ki böylece sizi efendime tanıtayım. Konta, salonda sizi bekliyor. Senin numaralarından biri olmalı. Söz veriyorum, sınav bitti. Beni takip edecek misiniz efendim? Geri dönüş gibi bir şey var mı ki? Kendimi göreyim lan, bir izin ver de. Yokmuş, tamam. İllaki gideceğiz oraya. Aynayı alayım da. Al lan kendine bir bak. Beni takip edecek misiniz efendim? Ediyorum lan. Ediyorum. Ne haber? Ooo, Camerlongo velet. Mütevazı kırmızı Camerlongo küçük korkak farenin ayaklarında. Eyvallah, teşekkür ederim, yani siz olmadan ben de olmazdım. Hans büyük oğlum, sarıl bana. Ne? Kendine bir bak, sen çok büyümüşsün. Yeni yeni yürümeye başladığın zamanlardan biridir seni görmemiştim. Kaç yaşındasın? 14, 15? 10 yaşındayım. 10 mu? Büyük bir adam gibi görünüyorsun. Bekle bir dakika, gerçekten benim dedem misin? Senin kim olduğunu bilmiyorum. Ah evet, affedersin Hans, o kadar mutluydum ki söylemeyi unuttum. 10 yıl önce kızım Lucrezia, senin annen babanla tanıştı, Joseph Frey. Benim rızamla evlendiler ve bir çocukları oldu. O sensin Hans. Lucrezia benim annem mi? Aslında Lucrezia benim kızım. Baban savaşa gitmek zorunda kaldı. Döndüğünde kale sınavlarıyla uğraşmaya layık olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Aşağıdaki askerlerden biri miydi? Evet, oydu. Neredeyse başardı. Şimdi büyük cesareti ve namusu için saygımı kazandı. Tanrım, ben çok unutkanım. Oğlum öldü la adam. O sendin Hans, bilmeceleri çözen, tuzaklardan uzak duran ve cesurca buraya gelen. Sen yeni Kont Lucanor'sun. Ama... Ve oğlum benim kanımı taşıyorsun. Üstelik bunu hak ettin. Sınavlarda mücadele ettiğin gibi. Ulan mal oğlum al adam. Niye sefalet içinde yaşatıyordun o zaman kızını? Peki annem ve köpeğim Spittle bir daha eve dönemeyecek miyim? Annen yakında burada olacak ve elbette köpeğini getireceğiz istiyorsan. Ama Hans, gerçekten o bok götüren evini özleyeceğini mi düşünüyorsun? Senin gibi biri büyük bir kalede yaşamayı hak ediyor. Senin tahta otur Hans ve yeni Kont Lucanor ol. Sonuç olarak ikisine de güvenmiyorum. Bu açıklamalarda İsviçre peynirinden daha fazla delik var. Yani Lucrezia benim annem mi? Aşağıda bıraktığım böcek mi? İmkanı yok. Tüm bunların arkasındaki gerçeği bulana kadar tahta oturmuyorum. Oturmuyor mu lan? Tebrikler efendim, sınav sona erdi. Tahta oturmaya layık olduğunuzu kanıtladınız. Şimdi oturun ve rahatlayın. Oraya oturursam kesin bir bok olacak. Kimseyi tanımıyorum ama beni gördüklerine mutlu gibiler. Çok mutlular, çok. Bana bak bakayım. Sanırım açıklamanda kayboldum. Otur olsun ki sana her şeyi anlatayım. Tüm bu sınavlardan sonra yorulmuş olmalısınız efendim. Sana bir şey vereceğim. Bunu verebiliyor muyum? Bu kelebek, ha duyamadım. Ah, asil kelebek ailemizin sembolüdür. Sen de kalsın. Bundan böyle sizin. İlk gördüğümde çok da asil değildi ama ne yazık ki. Başka ne gösterebilirim? Ayna gösterebilir miyim? Yok, gösteremiyorum. Kont Lucanor bir sahtekar. Ne diyorsun sen Hans? Yılan yüzüğü bana senin sahtekar olduğunu söylüyor. Yani sen gerçek Kont Lucanor değilsin. Ha lütfen, lanet olası yaşlı kadın ve onun lanet sihirli yüzüğü. Zaa, bak ne oldu gerizekalı. Nereye oturduğun gibi. Bekle bir dakika, tüm bunları açıklamak zorundasın. Nereden başlayayım? Yıllar önce oğlu olmadığı gibi gerçek Kont Lucanor kendisine varis bulmam için bana emir verdi. Ben de kalede sınavlar ve zorlu görevler hazırladım. Tüm bu krallıklardaki genç adamlar kontun çağrısına kulak verdi. Uçsuz bucaksız zenginliklerine sahip olmak için. Ama hiçbiri sınavlarla mücadele edemedi. Peki neden kolay bir sınav hazırlamadın? Bunu konta söyledim ama o çok inatçıydı. En iyisinin en iyisini istedi. En iyinin en iyisini istedi. Yıllar geçti ve kimse başaramadı. Kont yaşlandı ve hastalık kaptı. Ölümle yüzleştiği gibi mirasçı da bulamamıştı ve bu role uygunsuz birini seçeceğimden korktu. Böylelikle ölmeden önce ormana bir cadı çağırdı ve cadıya beni ve kaleyi lanetlemesini emretti. Ömrüm boyunca seni burada zorla mı tuttu?
Hayır, zorlamadı. Bunun yerine beni sonsuza kadar buraya bağladı. Tek isteğim özgür olmak. Yalnızca birisi tüm sınavları geçtiği vakit özgür olabilirim. Ve ben de onu başaran kişiyim. Evet, sen birçok şövalyeyi, hırsızı, zenginlik peşinde koşan askerleri ya da önemsiz meraklı insanları her gece yüzyıllar boyunca karşıladım. Ve tüm bu sınavları başarıyla tamamlayan kişi 10 yaşındaki fakir bir çocuk oldu. İnanılmaz. Yani bu gece tanıştığım insan, ailem, babam, annem hakkındaki her şey lanet anılarınla oynuyordu. Her şey yalandı. Çok iyi lan. Oo, sevindim. Son bir sorum olacak. Eğer tahta oturursam ne olacak? Lanetim kalkacak. Arzuladığım gibi görevimi bitireceğim. Ama sen sonsuza dek kalede hapis kalacaksın. Sonsuza dek mi? Peki, bu harika. Ama elbette zengin olacaksın ve paranı istediğin gibi harcayacaksın. Yoksulluktan bıktığını düşünüyorum. Evet, bu doğru. Ama peki ya annem? Eğer yeni kont olmayı ve beni serbest bırakmayı seçersen sana borçlanırım ve belki de bir çeşit anlaşma yapabiliriz. Zaten bildiğim her şeyi biliyorsun. Şimdi senin seçmen. Eğer lanetime bir son vermek istiyorsan tahta otur. Aksi halde eğer ayrılmak istersen arkada bir çıkış var. Tahta it ve artık dışarıdasın. Ne tür bir anlaşma? Kayıt da almadık, iyi mi? Vay da. Karga var mı ya? Şuradan bir fıçık yapayım, bir kaydedeyim oyunu. Yok mu? Yok galiba. Yok değil mi? Aynen, ne işe yarıyor oğlum ya? Ayna. Şşş. Birader. Bilmiyorum ya. Ya sefalet içinde yaşayayım anasını satayım, ne olacak? Seni tanımak güzeldi Hans. Seni de patronu. Elveda. Ah, başım. Ya zengin olmak yerine mutlu olalım abi yani. Geri döndüm, kaleden çıkmayı başardım. Her şey bir rüya mıydı? Karga yeniden ne istiyor? Altın mı istiyorsun lan yine? Hey Bay Karga, başım ağrıyor. Ne istiyorsun? Mezarlara bakmam mı? Tamam, yazı tabii bakalım. Joseph Frey. Joseph Frey babamın adı. Yani babam öldü mü? Annem her zaman bana babamın savaşa gittiğini ve elbet bir gün döneceğini söylerdi. Aga be. Bu kimin mezarı? Ulan ya. Neyse bakalım. Buralar güllük gülistanlık olmuş. Lan bak. Beni kovalarsan. Şşş. Birader. Yine sızdın mı? Merhaba. Mışıl mışıl uyuyor. Onu yalnız bıraksam daha iyi. Hepsiyle karşılaşacağız galiba yol boyunca. Şurada bir not var. Aa. Askerler. 15 yaşın üstündeki herkes derhal en yakın jandarmaya haber verecektir. Şey için galiba, askerlik için. Savaş için. Ey ufaklık, savaşa gidecek genç adamlar arıyoruz. Hiçbirini biliyor musun? Etrafta çocuklar ve yaşlı adamlardan başka biri yok. O köye gitseniz iyi olur. Ve bu keçilere kim bakıyor? Bilmiyor musun? Keçiler başlarının çaresine kendileri bakıyor efendim. Nereden biliyor lan bu? Defol çocuk ya da seni savaşa sokmamızı mı istiyorsun? Ha. Ulan soksanız ne yapacağım? Daha şu yürüyüşe bakar mısın? Ne haber? Keçiler kendi başlarının çaresine kendileri bakıyor. Bunu öğrendiğim iyi oldu. 100. kez tekrar ediyorsun Hans. O kim lan? Tamir ediyor. Ne haber keçi? Görünen o ki dünün dağınıklığını toplamak için birilerine mektup göndermişler. O sahtekar da gitmiş ayrıca, ne güzel. Bu harika bir at ama eşek nereye gitti? Eşek o kalede kaldı. Bir daha kimse görmedi. Ha köpek. Spittle! Benim için mi geldin? Teşekkürler Spittle, seni gördüğüme sevindim. Hey, annemle ilgilenmemişsin. Sana ne dedim ben? Aferin sana. İyi madem. Hadi onun yanına gidelim. Endişelenmiş olmalı. Hadi oğlum gidelim ya. Vallahi anamız ağzımıza tükürecek ya. Diğer sonu da görmeyi çok istiyorum ama son save'den sonra acaba yani illa oraya gitmek
Zorunda mıyım bilmiyorum. Bu arada burası nereye gidiyor hatırlayamıyorum o yüzden. Eve gidelim ama eğer ki aynı şeyi zorlukları yaşatmayıp sadece o kale kısmına götürecekse diğer sonu da göstereceğim. Ama oraya götürmezse sanırım bu sonla yetinmek zorunda kalacağız ya da ben YouTube'dan diğer sonu bulup arkasına eklemeye çalışacağım. Zuvi Tüccar. Aa. Oha. Lan dur. Dur. 5 dakika sonra geleceğim bu yola tekrar. Çok yavaş yürüyorum. Gel köpecik gel. O kadar kötü biri olduğunu fark etti ki intihar etti demek ki. Bu bir tabela. Hırsız yazıyor. Aga be. Ulan. Köpek gel köpek. Yazık oldu be. Yani yemin edip iyi biri olabilirdi. Ne diyelim? Vicdan azabı demek. Köpek gelmiyor bu arada. Gel köpek gel. Hah, Spittle ışınlandın değil mi? Şurada bir de şey olacaktı. Teyze olacaktı. Çocuğun nerede lan senin? Baston da kırılmış. Merhaba oğul, benim domuzumu gördün mü? Dükkana gidiyordum ama yol boyunca koşturdu. Sebebini bilemiyorum ama ormanları cidden seviyor. Üzgünüm hiç görmedim. Ah, bir domuz ne kadar yorucu olabilir. Bir oğuldan daha kötü. Dur lan bulacağım senin domuzunu. Belki şurada bir yerde olabilir. Şuralarda bir yerde. Şu yukarıda olabilir mi acaba? O Kontlu Kanur'un kalesine girdiğimiz yerde. Dur bakalım. Belki buradadır. Aa buldum valla. Ne haber? Zavallı şey. Bahse girelim kaleye geri dönmek istiyor. Şuna baksana. Al sana kelebek. Bu bölgeyi arasam iyi olur. Belki bazı yararlı ipuçları ele geçiririm. Aa dur lan. Dur. Gel buraya. Oyun bitmedi ha. Ve hala save etmedim. Hayda ya bak bu hiç olmadı işte. Kelebek duruyor mu? Duruyor. Allah Allah. Mücevheri oyuğa yerleştirmeyi deneyeceğim. Aga bitsin artık bu çile. Oha. Hadi be. Bu oldukça büyük bir hazine. Bekle. Bu tuzaklardan biri değil. Öyle değil. Öyle değil mi? Şey pardon. Yanlış okudum ya. Değil herhalde yani. Şeyi de aldım. Şu şeyi de kuşandım. İnşallah değildir. Bu ne? Taşa oyulmuş bir mesaj. Buraya gelen her kimse hazinem onların malıdır. Kont Lükanur. Sanırım bu alabileceğim anlamına geliyor. Şöyle yakayım da. Belki bir şey olur. Aldığımda böyle kapı falan mı kapanacak? Biraz mücevher alacağım. Kontun bunlara ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. 10 tane mücevher aldım. Allah Allah. Nedense kendimi kötü hissediyorum. İnan bana ben de kötü hissediyorum. Sanki bir şey olacakmış. Bu arada arkamda bulaşık makinesinden sesler geliyor. O yüzden tırsıyorum. Sanki bir şey olacak ya. Çok da şeyle açgözlüğe gerek yok bence. Tüm sandıklardan biraz olsun bir şey almadan hiçbir yeri. Hayda. Abartacak değil mi? Tamam şundan da alalım. Oldukça parlak küçük altın sikkeler. 200 altın sikke. Oo. Ne oldukları hakkında en ufak fikrim yok ama biraz olsun istiyorum. 20 tane inci. Tamam hepsini aldık artık gidelim ne olur Hans. Bir bok yiyeceğiz yoksa.
Gülya'ya ne oldu merak ediyorum. Ayrılmadan önce onunla hiç konuşmadım. Ama bu adice oldu çünkü yanlış hatırlamıyorsam hazineyi arıyordu. Acaba nerede? Bak merak ettim şimdi ben de. Spittle, ne haber koçum benim? Gel gidelim. Bu ne birader? Kırılmış bir hikaye. Burası terk edilmiş eski bir bahçeye benziyor. Şu domuza da annesine götürmek isterdim ama sanırım bizi takip etmediği için annesine onun burada olduğunu söyleyeceğiz. Gel Spittle. İyi, sağ salim oradan da çıktık. Acaba şeyle Patronio'yla nasıl bir anlaşma yapacaktık ya? Domuz yukarıdaki büyük kayanın üstünde kale duvarına yakın yerde. Teşekkürler oğul, onu çöpe atacağım ki yanımda kalmayı öğrensin. Belki de problem budur hanımefendi. Bir de mısırla deneyin. Eminim ki domuz mısırı sevecektir. Tamam, belki de haklısındır. Heh, yola gel. Aferin. Ulan 10 yaşındayız. Herkese adamlığı öğretiyoruz birader yani. Neyse. Sakinim. Bura nereye gidiyordu ya? Nereye gidiyor oğlum bura? Buraya gitmedim hiç. Şu anda köye gitmek istemiyorum. Allah Allah, böyle bir yol mu var lan? Oyuna ilk başladığımızda da gidebiliyor muyduk acaba? Design Francisco Calvero. Code Maxima Gainart. Script Rodrigo Chico. English Translation. Aa, ilk dili demek ki oyunun İngilizce değildi. Vay be. Farklı ülkelerden de böyle güzel oyun çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Eşek bizim mi olduğundan... Bu eşek bizimle gelmek ister misin? Sevindi. Sana bir elma verem. Al. Aa, yemişim. Tüh. Sağlık olsun. Hadi bakalım. Anne! Hans! Yine korkuyor mu yoksa? Bana gel oğlum. Ben de korkuyorum yani, yalan yok. Aga be. Anne affet beni, sen haklıydın. Ben evden ayrılmak için hala çok gencim. Üzülme tatlım. Bir daha asla itaatsizlik etmeyeceğim ve ev işlerinde sana yardım edeceğim. Ve bir daha babam hakkında bir şey sormayacağım. Oğul, baban, bilmen gereken bir şey var. Zaten biliyorum anne, ormanda mezarını gördüm. Sen daha bebekken Joseph savaşta öldü. Sana söylemek istememiştim, affet beni oğlum. Ben iyiyim ama... ana. Hakkımda endişelenme. Ben 10 yaşındayım, unuttun mu? Çok büyüksün. Maceram sırasında neler bulduğumu görmek ister misin? Elbette göster bakalım. Peki öyleyse. Bak biraz ekmek al. Yani bu gece güzelce ne çorba pişireceğim ki ekmekle beraber güzelce yiyelim, ne dersin? Bak 3 kadar peynir parçam var. Peki, madem bu kadar peynirimiz var, fare yüzlü olmayı bırakabiliriz. Bak ana, sana bir ayna getirdim. Tanrım, bugün saçım çok kötü. Bunu duvara asacağız ki kasabaya gitmeden önce kendimize çeki düzen verelim. Levye de buldum. Al yersin. Keçi çobanından aldım. Çok işe yarıyor. Aynen öyle. Eğer evde bir şey tamir etmemiz gerekirse çok işe yarayacak. Bak 19 tane mumum var. Onlar her yerdeydiler. Vay canına, bu kadar mumla ne yapılıyordu bilmiyorum ama bunları kasabada satabiliriz. Ya da bir mağaza açabiliriz. Ana bak, sihirli bir yüzük. Baston karşılığında bir hanımefendiden aldım. Tamam, belki de artık çalışmıyordur. Bu da ne? Paha biçilemez duruyor. Hans, bunu satarsak iyi para elde ederiz. Sonra ama az değil. Lan, mücevherler ne oldu? Oha! Hans, ama tüm bunlar da ne? Bunları çalmadın değil mi? Ne? Elbette hayır. Bu Kont Lukanor'un gizli hazinesi anne. Buldum ve yanıma aldım. Bu bir kont mu? Senin baban gibi. Ya da dedemiz gibi. Yani şey varıyor ama. İyi son mu? İnşallah iyi sondu. Yani benim gördüğüm kadarıyla bence iyi sondu. Sahip oldukları parayla Hans ve annesi Bizzard'dan Tenebre Kalesi'nin lanetini kaldırmasını istedi. Daha sonra kendilerine bir kale aldılar. Tüm bölgeye barış ve saadet yaydılar. Son.
Güzel oyundu be. Çok şikayet ettiğim yerler oldu ama sonu güzeldi, yalan yok. Gerçekten güzeldi. Oğlan yola geldi. Anneyi mutlu gördük. Daha ne isteyebiliriz? Böyle.